Evet, şimdi anlatacağım aşının ismi imdat aşısı. İmdat aşısının özelliği şu, ismini benim verdiğim aşılardan. Birileri belki başka yerlerde yapıyor olabilir ama ben denediğim, performans aldığım aşılardan bir tanesi. Acil durumlarda aşılayacak ağaç bulamadığınız, çöğür bulamadığınız, anaç bulamadığınız ya da herhangi bir şekilde kıymetli bir ağacı harcamak istemediğiniz durumlarda yine çok da güzel bir aşı kalemi bulduysanız, aşı yapacak kalem bulduysanız o zaman o aşı kalemini kendi cinsinden bir ağacın köküne aşıladığınız bir aşı bu. Ne yapıyoruz? Çukur eşiyoruz. Köklerde ana damar bir kök buluyoruz ve onu keserek normal yarma veya dilcikli kalem aşısıyla aşılıyoruz. İmdat aşımız bu şekilde aşıyı yapmaya başlıyorum. Şimdi biz daha önceden eştik. Ana köklerden birini bulduk ve şimdi kaldırıp ona uygulamamı yapacağım. Kökü ana gövdeden ayırıyorum. Bu şekilde. Ayırdım. Süt çıktı. Biraz süt akmasını bekleyeyim. Ben de bu arada kalemimi hazırlayayım. Şimdi kalem aldığım ağaçtan ideal olan kalem seçiyorum. Şurada çok güzel bir şey yakaladım. Eski gövde de var. Yarma aşımı takmayı daha uygun görüyorum buna. Yarma takacağım. Yüzeye elimi değdirmeden. Değebilir ama temizlemek gerekiyor. Evet. Aşağıdaki yaşlı gövde dayanamadı. Kalemimde yeterince göz var, sorun değil. Evet. Kalemimi yarıyorum. Kendi cinsinden gövdeye takıyorum. Ve bağlama işlemini gerçekleştiriyorum. Bağlamasak da olur ama toprağın altına daha yaraları daha fazla dokusu, yara dokusu daha fazla olduğu için toprağın altına gömdüğümden bağlamayı daha uygun görüyorum. Şu an tamam aşım ve etrafını kapatıyorum. Kalemimi de muhafaza etsin diye biraz kümbet yaparak İstersem tamamen kapatabilirim. Ama yeri belli olsun, ağacın yanındaki yeri belli olsun diye tepesini macunlayıp bırakacağım. Şimdi aşımız burada gelişecek, sürecek, gelişecek. Biraz büyüdükten sonra toprağından alınarak esas yerine dikilebilir. İmdat aşımız da bu şekilde. Şimdiki anlatacağımız aşının adı yan aşı veya kenar aşı. Aşıyı yapmaya geçiyorum. Yine yan aşının, kenar aşının iyi cevap verdiği dutta yapacağım bunu. Birçok ağaçta bu aşı performans gösteriyor. Evet. Şimdi biraz görüntüyü kolaylaştırmak için şu dalı almak istiyorum. Biraz da oradan süt aksın. Aşımıza zarar vermesin diye. Şimdi elimde bir kalem var. Bu kalemi nasıl değerlendiririm diye düşünüyorum. Şurada bir yüzey var. Şu yüzeyi değerlendirebilirim şeklinde düşünüyorum. Şurası ve şurası. Şurayı hazırlayacağım. Gövdeye monte edip kapatacağım. Çok pratik bir aşı.
hazırlıyorum. Normal kalem açma gibi açıyorum. Yüzey gayet düzgün. Fakat şurayı biraz sivri yapıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde sivri yapıyorum. Evet. Bunun uyacağı düzgün bir yüzeyi burada tespit ediyorum. Ve güzelce gövdeden bir kabuk alıyorum. Eşitliğine bakıyorum. Biraz daha almam gerekiyor. Evet, az daha var. Şimdi burayı kesiyorum. Ancak kapatmadığını görüyorsunuz. Şimdi şunu yapıyorum. Biraz geriden başlayarak şuradan gövdeye dalıyorum ve bunu kesmiyorum. Bu altına oturdu. Evet. Tam da istediğim şekilde oldu. Ve bağlamaya geçiyorum. Gibi dut süt akıdır. Şu an bağlama tamam. İleride süt akıtmayı buradan akıttı ama ben yine de tedbir olsun diye gövdeye bir çendik atıyorum. Aşı noktamın üzerine süt akıtmasın ya da süt göndermesin diye. Evet, çendiklerimi aldım. Evet. Normalde aşım tamam. Ama muhafaza altına alması için ben streçle kapatıyorum onu. Ve noktasını kapatmaya gerek duymuyorum. Beyaz saydam poşet de geçirilebilir. Normal siyah torbanın içine de alınabilir. Amaç burada güneşin yakıcı etkisinden nem kaybolmaması. Şimdi de güneşin yakıcı etkisinden etkilenir ama içeride nem muhafaza edileceği için aşının tutmasını sağlayacak bir ısı oluşacaktır içeride. Şu an aşımız tamam. Yan aşı veya kenar aşı da bu şekilde. Evet, şimdiki anlatacağımız aşının adı epikotil aşı. Epikotil aşı şu: yeni çimlenmiş bir cevizde veya at kestanesi gibi çimlendiğinde çok kalın kök kısmı oluşturan, yine kalın ve etli bir toprak üstü organ oluşturan bitkilerde toprak üstüne doğru çıkan sürgün ideal yerinden kesilerek aşı yapılıyor. Buna da biz kotileden aşı diyoruz. Zaten bilimsel literatürde toprak altına giden kısma biz hipokotil diyoruz. Toprak üstüne giden kısma da kotileden diyoruz. Yani biz toprak üstüne giden epikotil kısmına aşı yaptığımız için bu aşının genel adı epikotil aşı. Peki, epikotik aşı, elimizde bir çimlenmiş ceviz var. Bu cevizde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu 1 yaşında bir ceviz. Epikotil aşı buna yapılmıyor aslında. Biz materyal bulamadığımız için yeni çimlenmiş, hala cevizi duran bir kök bulduk. Onun üzerine aşılayacağız. Ancak bu cevizi perlit içerisinde veya torf içerisinde çimlendirip bembeyaz bir gövde burada, bembeyaz bir gövde de burada olacak şekilde hazırlarsanız daha iyi olur. Mutlaka ve mutlaka kesimde bistüri kullanmalıyız. Yani cerrahi alet olan, çok keskin olan bistüri. Çünkü domates gövdesi gibi nazik ve kırılgan olur. Onu çok dikkat ederek temiz ellerle kesiyoruz. Bunu sizin elbette ki taze çimlenmiş bir ceviz olarak düşünmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten özel çimlendirmek zor. Ancak normalde epikotik aşı için çimlendirilmiş bir ceviz de bu kadardır.
sürgün daha dar, kök sürgünü daha ufak, beyaz gövdeli, toprak üstü de nispeten üç kısmına doğru yeşil, hatta yaprak açmış bile olabilir. Sorun değil. Çıplak kök çıplak gövdeli hale getirdiğinizde aşıdan sonra hemen dikerseniz tutma sorunu yaşamaz. Çünkü bütün bitkiler fide dönemlerinde tıpkı bir sebze fidesi gibi çabuk dikime cevap verir. Çıplak köklü taşınmasında bir sıkıntı olmaz. Biz bunu epikotik aşı olarak aşılayarak size göstermek istiyoruz. Toprak altı kısma, yani hipokotile hiçbir işlem yapmıyoruz. Toprak üstü kısmına işlemimizi yapıyoruz. Şimdi ben aşıya geçmek istiyorum. Aşı da benim keskin bir aşı çakım var. Bunu kullanacağım ama normal şartlarda ya çok keskin, jilet kadar keskin bir aşı çakısı veya bistürü kullanıyoruz. Bistürü kullanarak ideal yükseklikten kesiyoruz ve yarma aşı takıyoruz. Şimdi adım adım bunu kesiyorum. Bu nazik gövdeli, yani yeni çimlenmiş olmadığı için buna rahat işlem yapıyorum. Biraz zorlayacak aksi takdirde bıçakla yapmak. Biz bıçakla yapacağımızı budama makasıyla yapıyoruz. İdeal yükseklikten kesiyorum. Yarma takabileceğim bir mesafe kendime ölçüyorum. Budama makasının kesim yüzeyini bıçakla tazeliyorum. Bıçağım bu arada jilet gibi ürkütüyor beni. Çünkü elime her an hasar verebilirim. Çok dikkatli olmalıyım. Çok hassas bir işlem. Burada toprak altı kısma da çok zarar vermeden yarma işlemini gerçekleştiriyorum. Yardım. Kenara bırakıyorum ve kalemimi hazırlıyorum. Kalemim de daha önceden hazırlamış olduğum yine bitkiye uygun bir kalem. Burada kalemin yarma taktığım yüzeye uygun kalınlıkta olması önemli. Şimdi ben şu gövdeyi ideal görüyorum ve kalemi buradan hazırlamak istiyorum. Kalem normal pişkin, ancak epikotil aşının ya da epikotil gövdenin kalınlığına uygun bir şekilde olmalı. Bunun kalınlığıyla epikotil çimlenmiş gövdenin kalınlığı aynı olması çok önemli. Ve ben şu kalınlığı ideal bulduğum için buradan kalem olarak hazırlıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir yüzeye elimizi değdirmiyoruz. Eğer elinizi değdirdiyseniz mutlaka kesiminizi yenilemelisiniz. Çünkü çok nazik bir gövde. Buraya bulaşan mikrop epikotil gövdenin mikroorganizmalarca çabuk hasar görmesine ve orada lezyon oluşmasına neden olabilir. Mümkün olabildiğince çabuk ve hijyenik. Ucu sivri olsun istiyorum. Evet. Ve getirip epikotik gövdeme yarma kısmına takıyorum. Evet. Tamam. Tabii bir yıldır burada duruyor. Düşecek. Normal. Hatta ben rahat çalışıyorum. Normal ceviz aşılarında epikotik aşı için çimlenmiş de bunu atmıyoruz ama şimdi rahat çalışabilmek için bunu atmayı uygun görüyorum. Daha ince bu aşı için özel mandallar var. Ancak normal aşı bağda kullanabilirsiniz veya parafilm de kullanabilirsiniz. Hatta biz parafilm kullanalım aşı bağı yerine. Daha iyi. Örnek olması açısından parafilm kullanmayı daha uygun gördüm. Parafilm kullanarak aşı noktasını saracağım. Olabildiğince kalın olması bizim avantajımıza. Normalde iyice bastırıyorum, sıkılaştırıyorum. Artık epikotil aşımız, epikotil, epikotik, her ikisi de söylenebiliyor. Aşımız hazır. Bu şekilde normalde torflu ve perlitle karıştırılmış özel hijyenik ortamında seralarda, nemli seralarda özel bakımla çimlendirilerek büyütülür. Bu aşının özelliği şu. Aşıyı çimlendirdiğimiz yıl,
aşılama yaptığımız için bir yıl kazandırıyor. Fakat fidanlarımız küçük oluyor. Böyle bir dezavantajı var. Fakat çabuk ve seri üretim yapılan bir aşı metodudur. Epikotik aşımız da bu şekilde. Bu aşının adı Yılmaz aşısı. Bu aşıyı var olan modele biz getirdik. Ancak bizden önce ismini koyduktan sonra bizden önce deneyen üstadların olduğunu öğrendik. Haklarını yemek istemem. Ancak ismi yoktu. İsmini de koymak bize nasip oldu. Yılmaz aşı metodu. Bu metot özellikle aşı büyük ağaçların çeşit değiştirmesinde kesildiğinde tutmadığında ağacın kuruması nedeniyle geliştirdiğimiz, bu modele ulaştırdığımız bir model ve özellikle keseceğimiz aşı noktasında bir budak, yara yoksa ideal yükseklikten gövdeye yapabileceğiniz bir aşı tamamen gövdeden bir blok alarak normal kabuk altı veya çivili aşı metodunun gövdeye uygulanmasından ibaret bir aşı. Başarılı bir aşı ancak lider verebileceğimiz yükseklikten aşı yapmak daha güzel. Bu ağaçta çeşit değiştirmek üzere bahçe sahibinin bize yetki verdiği lider verebileceğimiz yükseklikten gövde kesimi yaparak aşıyı yapacağımız bir ağaç ve ben aşıya başlıyorum. Şimdi kesimimi tamamladım. Burada Yılmaz aşısının özelliği olarak içe doğru eğik, içe doğru eğik. Ağlama gerçekleşirse su içe doğru aksın diye. Bir de biriken suyun tahliye edilmesi açısından başlangıçta sıfır, ilerisinde yarım santim, bir santim kadar kot farkı olacak şekilde bir kesim yapıyorum daha. Yüzeyleri perdahlıyorum. Biraz ağaçta soğuk etkisi görüyorum. Çünkü iletim demetleri siyahlaşmış. Bu aşı başarımını etkileyecek bir süreç. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer iletim demetlerinde siyahlık görürseniz oldukça onarmış kendisini. Bu siyahlıkları iyileşmesini beklemeniz gerekir. Bir 15 gün. Bu noktaya çok dikkat etmenizi öneriyorum. Çok rahatsız edici kesim noktaları varsa onları temizliyorum. Şimdi bu aşıda dikkat edileceği gibi sadece bir dal aldık.
Bizim insanımız nefes dalı dedikleri bir dal bırakıyorlar. Bu onlar için, o tarz nefes dalı bırakmak isteyen insanlar için ideal bir metot. Ancak biz daha fazla nefes dalı bırakıyoruz. O yüzden ağaç aşı tutmazsa yaşamına devam ediyor. Sadece bir dal eksik oluyor. Aşıyı aynı noktadan tekrarlama şansımız var. Bu şekilde devam ediyor. Aşıya geçiyorum. Kalemlerimiz hazır. Kalemlerimi önce bir açmak istiyorum. Bu kalemi böyle açtım. Farklı bir sonraki kalemi farklı bir şekilde açayım. Farklı kalem açma şekilleri de bu şekilde bilginiz altına girsin. Daha önce dediğim gibi bu özle hiçbir işimiz yok. Ancak almak istiyorsanız alabilirsiniz. Fakat bu öz olacak olmayacak bunun tartışmasına girmenin bir anlamı yok. Bu özle hiçbir işimiz yok çünkü. Şimdi bu aşı çivili olmak zorunda demiştik. O yüzden kabuk altı yapacağım ancak çivileyeceğim. Şimdi kalemin şu kısmında bir eğim var. Bu eğimi gövde tolere etsin diye şuradan bir kesim yapıyorum. Evet. Ne demiştik daha önceden? Şu kısım hiçbir şekilde kalkmaya maruz kalacak kısımda olmayacak. O yüzden duvar yapacağım kısım orası. Burayı açıyorum. Evet. Ve kalemimi yerleştiriyorum. Kabuk çok zorlamıyor beni. Yerleştirdim. Kalemin ıslattığı yerden şurasını ıslatmış. Buradan çok koparmadan bir kesim yapıyorum. Bir tane de şuradan her ihtimale karşı. Bu defa karşı kabuğa da yapışıyor. Çok da iyi oluyor. Evet. Bu gayet güzel oturdu. Diğer kalemimi hazırlıyorum. Aslında bunu farklı metotla yapacaktım. Yapayım. Kesimimin ona bir zararı yok. Şurası olacak şekilde. Testereyle kesiyorum. Şu yandan. Bu defa şurası düz bir duvar şeklinde oluyor. Bu da güzel bir kalem şekli. Ancak her zaman testereyle kesilmediği için herkes tercih etmiyor. Gözleri köreltiyorum arka taraftaki. Çünkü kabuğa değmemeyi sağlıyor. Yüzey pürüzlülüğünü gideriyorum. Olabildiğince az bıçak darbesi kullanmak gerekli. Kalemimiz hazır. Kesimimi gerçekleştiriyorum. Şimdi burada biraz dikkat ederseniz fazla yarıyorum. Bu yarılmanın nedeni ola ki araya yine su girerse ağlama noktası veya yağmur suyu buradan rahatlıkla tahliye olsun diye. Yine burayı kaldırmıyorum. Ona dikkat etmem gerekiyor. Kaldırdım. Ve kabuğumu yerleştiriyorum. Kalemimi yerleştiriyorum. Evet. Biraz gövdeye dayandı. Ama sıkıntı yok. Değdiği yer bu defa şu kısım. Burayı aldım. Şurada boyunlu göz var. Aşı kaleme alanların şu boyunlu gözün uyanmasından çok şikayetçi. Ağacın uyandığını falan düşünüyorlar. Hayır. Bu soğuk hava odasında dahi, soğukta muhafaza ettiğinizde dahi uyanır. Aldanmayın. Esas bizim buradaki düğme gözümüz veya onun içerisindeki henüz uyuyan diğer gözlerimiz. O yüzden boyunlu gözlere aldanmayın. Bunlar soğuk havada bile uyanıyorlar. Bunu buradan kesiyoruz. Bakın burada da bir boyunlu gözümüz var. O ilk fırsatta uyanacak ancak incecik sürgünler yapacak. O yüzden onu istemiyoruz. Uyansa dahi diğer gözler uyuyorsa hiçbir sorun yok.
dert etmeyin. Şimdi duvarımızı yapıyorum. Evet. Şimdi yüzeylerde örtüşme var mı ona bakıyorum. Elim oynattı çünkü. Ve makineyle çiviliyorum. Bu başın oynama riskine karşı bu başlara da, her iki başa da çivi çakılıyor. 5 santimlik çivi çakıyorum şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Şu arka taraftan da kalkma olmasın diye birer çivi de şuradan atıyorum. Ve işlemim tamam. Şimdi sarma aşamasına geçiyorum. Geçen yıl veya daha önceki senelerde macun kullanmıştım. Toprak kullanabilirsiniz. Kullanılacak toprak veya çamur, kil, özellikle köylerde eskilerin kullandığı, sıva için kullandığı, mayaladıkları çamur. Ben kendi kullandığım macunlarda özel aşı tutturucu, aşıyı noktasını besleyecek, aşının tutmasına faydası olacak özel karışımlar katıyorum ama klasik Anadolu aşıcıları, işte o baş kili dediğimiz veya sıvalarda kullandıkları, toprak sıvalarda kullandıkları çamuru mayalayarak aşı noktasına sürüyorlar. Oldukça da güzel, tavsiye ederim. Bu şekilde macunlayabilirsiniz. Ancak hiç macunlamadan kesim noktalarını izole ederek de aşınızı yapabilirsiniz. Burada şu çok önemli. Tahliye noktaları bırakıyorum. Ağlamanın, hatta şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Söküyorum şimdi. Şurada ağlama olursa diye. Şimdi hatırlanacağı gibi buradan bir tahliye verdim. Bir eğim var. Yani geriye doğru su ağlama yaparsa, ağaç ağlama yaparsa suyunu arkadaki kanala atacak. Kanaldan da transfer edecek. Ama buradaki boşluktan da, bu dalın yaptığı atlamadaki boşluktan da suyun aşağılara doğru tahliyesi sağlanacak. Bu şekilde aşı noktamızı da korumuş olacağız. Şurada tekrar olabilecek giriş noktaları veya suyun çıkış noktaları için boşluk bırakıyorum. Oraları bağlamıyorum. Ancak sadece oksijen girecek kadar veya su sızacak kadar, su sızacak kadar bir boşluk bırakıyorum. Sarma işlemimiz bu kadar. Şimdi topraklama işlemine geçelim. Topraklamada da daha önceden hazırladığımız materyalleri kullanıyoruz. Aşı noktasını koruyacak. Toprak doldurduğumda aşı noktasının zarar görmeyeceği bir şekilde şöyle de yapabilirim. Dışa bakan dallar tercih ettim. Hatta buna hiç ihtiyaç yok. Burada bir koruma alanı, minik sera yapıyorum. Ta ki kalemlerimin üzerine geçene kadar. Toprak dolduruyorum. Birer göz dışarıda bıraktım. Şurada kalemin tepesini tazeleyeyim. Macunluyorum. Evet. Aşımız tamam.
aşılarımızdan herhangi bir tanesi sürdüğünde yaklaşık bir ay sonra bıçakla kesim noktasına kadar sadece toprak olan bağı çözüyoruz. Toprağı elimizle yavaşça, dikkatlice altta uyanmış olabilecek gözlerin olabileceğini düşünerek. O yüzden nazik olur karanlıkta çimlendiği için. Onlara zarar vermemek gerekiyor. Yavaşça belki bir fırçayla güzelce temizliyorsunuz. Hatta suyla yıkayabilirsiniz tüm toprağı. Ancak burayı değil, bu nemli tutsun diye. Toprağı kaldırdıktan sonra yüzeyi suyla yıkıyorsunuz. Ve aşımız sürdükten sonra bayağı artık 30-40 santimlik bir sürgün olduğunda ağacın geri tarafını ağacı beslesin diye kesmemiz gerekiyor. Önce kolları alarak, sonra arka kısmı alarak ağacı alıyoruz ve aşının gelişmesini sağlıyoruz. Yılmaz aşımız da bu şekilde. Evet, şimdi sizlere matkap aşısını anlatmak istiyorum. Matkap aşısı çok pratik bir aşı. Gördüğünüz gibi elimde üzerinde meyve gözü olan, sürgün gözü olan dallarla hiçbir işlem yapmadan sadece gövde monte edip mancınlayarak aşı yapacağız. Pratik bir aşı. Ancak bu aşıda ağacın ya aşı tuttuktan sonra kesileceği bir konum ya da dalsız bir tarafa dal çıkartmak için ideal bir aşı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen aşıya geçiyorum. Şimdi yapacağım iş matkapla gövdeyi 45 derecelik bir açıyla delmek. Şu derinlikte kalemin ucunu açmam gerekiyor. Bu şekilde kalemi gövdeye monte edeceğim. Ancak kalemlerin gövde çapına gireceği şekilde ya da aynı çapta olması gerekiyor. Kaldı ki kabuğu incelteceğim düşünürse matkaptan biraz daha kalın olmalı. Şunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şunu tercih edeceğim. Şimdi aşağı yukarı içerideki boşluk çok önemli değil. 4 santimlik bir gövde soyuyorum. Sadece kabuk soyumu. Bir kontrol yapıyorum. Biraz girmede zorlanıyor. Kabuk kısmını biraz incelteceğim. Evet, biraz uzun oldu. Kesiyorum. Evet, gayet güzel. Şimdi burada yapmam gereken şey dalın büyümesini istediğim yönü belirlemek ve gövdeyi 45 derecelik açıya uygun olarak şuradan işaretleyerek yerleşeceği noktadan kabuğu sıfır kesmek. Şimdi şurada bir yara dokusu oluşturduk. Bu yara dokusunu matkabın yara dokusu değil, ölü doku. Bu ölü dokuyu bıçakla perdahlayarak temizliyorum. Ve kalemimi hazırladığım 45 derecelik açıyla gövdeye yerleştiriyorum. Ve oturmasını sağlıyorum. Şu anda oturdu. İyice oturduğu için macunluyorum. Kalemin üst tepe noktalarındaki açtığım yaraları kapatıyorum. Matkap aşımız da bu şekilde. Başka hiçbir işleme gerek yok.